Her vaktiniz hayır olsun değerli Kanal 3 izleyicileri. Kanal 3 kamerası hal-hazırda İstanbul Boğazı'ndadır. Bak bu gemide Kuzey Kıbrıs, yani Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti'nin teşebbüsüyle muhteşem bir tedbir geçirilir. Təsadüf edir ki, bu tədbir elə Şuşanın zəfər gününə təsadüf edir. Bu zəfər gününü bir də Kuzey Kıbrıs'dan olan soydaşlarımızla, qazilərimiz var burada, çoxlu sayda qazilərimiz. Türk'ün bayrağını her zaman ucalarda tutan qazilərimizlə birlikte geçirmek gerçekten uğurdur, gerçekten bizim için xoşbəxtlikdir. Birlikte sizi elə bu dəniz gəzintisinə dəvət edirik ve bu dəniz gəzintisində də sizi çok maraqlı anlar gözləyir bizim de. Biraz elleri havada görmek istiyorum. Yanlardan ve soykırımdan kurtardınız. Allah tüm gazilerimizden, kahraman gazilerimizden razı olsun. Ve 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin almış olduğu kararla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk milletinin kahraman ordusu 20 Temmuz 1974'te havadan, karadan, denizden Kıbrıs'a barış harekatını gerçekleştirdi ve Türk kardeşlerimizi kurtardılar. Bugün Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve siz kahraman gazilerimiz sayesindedir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Eğer Kıbrıs harekatı gerçekleşmeseydi ne olurdu? Bosna Hersek'teki Srebrenica katliamı olurdu. Azerbaycan'da Hocalı katliamı gibi olurdu. Girit'te Türk ve Müslüman soykırımı gibi olurdu. Hiçbir Türk kalmazdı. O yüzden bugün Kıbrıs'ımıza sahip çıkmalıyız. Kıbrıs'a sahip çıkmak demek Türkiye'ye sahip çıkmaktır. Kıbrıs olmazsa Türkiye'de olmaz. Kıbrıs, Kıbrıslılardan çok Türkiye'ye lazım. Türkiye'miz için önemlidir. Bunu Atatürk bile, Mustafa Gazi Kemal Atatürk bile söylemiştir. Saygıyla, şükranla anıyoruz Atatürk'ümüzü. Nur göllerinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Ve bugün oldu Cumhuriyet kurulalı. Bunun için Kıbrıs'ımız bizim için çok önemli. Olmaz. Olmayacaktır da. Onun için bir romancımızın gelir kapı konak silsilesinde yazdığı Türk tarihi coğrafya olarak, insan olarak büyüğüyle, küçüğüyle çok önemlidir, çok değerlidir. Yer tutan Azerbaycanlı kardeşlerime buradan sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Onların kurtuluş için verdikleri her türlü mücadeleyi destekliyorum. Kalbim hep onlarla. Kıbrıs gazisi, emekli albay Gazi Mustafa Başel. Tarihin derinliklerden beri gelen aynı milletin değişik kolları değişik topraklarda yaşamak zorunda bırakılmış kardeşlerimizin her zaman hür, bağımsız ve hak ettikleri saygıyı görecek bir ortamda olmalarını diliyorum. Kurtuluş günlerini de buradan bir kere daha kutluyorum. Elimde imkan olsa ben de onlarla o mücadeleyi sürdürürüm. Çünkü kalbim onlar için çarpıyor.
sağ olasın, var olasın. Ve ben buradan son olarak rahmetli şehitlerimize minnetle şükranlanıyor. Kahraman gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ben buraya gelen misafirleri tanıtmaya devam edeceğim. Birazdan özellikle tanıtacağız. Onların da duygularını alacağız. Düşüncelerini alacağız. Hepinizi selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki aramızdasınız. Türkiye Kıbrıs sevdalarını gönülden selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Kıbrıs'ta son bulmuş ve kayıp topraklarda geriye dönüşe başlamışız inşallah. Kıbrıs Savaşı'yla biz o toprak kayıplarının önüne ket vurduk. Ve yarın Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin yıl dönümüdür. Biliyorsunuz ve o toprak kayıplarının önüne geçen ve ikincisini kazandığımız, tekrar geriye aldığımız topraklarımızdan bir parçası da Karabağ'dır. Ben buradan Türkiye, Azerbaycan, Kıbrıs ve diğer Türk yurtlarımızın hepsinin varlığı daim olsun, birliği ebed olsun diyorum. Saygılar sunuyorum hepinize. Çok sağ olun. Var olun. Hikmet'e, Elp Bey'e saygı ve sevgilerimi sunuyoruz. Askerim adına 4 şehit, 45 yaralı, 200'e yakın gaziler adına bu şildi gururla alıyorum. Evimin en mütena köşesinde saklayacağımdan emin olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Ben Ali Aydın. Nam-ı Değer Yörük Ali Paşa. 1998 yılında Azerbaycan dahili koşunlarda kulluk eyledim. Dahili koşunlar tedris merkezinin, Kala'daki tedris merkezinin kurucu reisiyim. O zaman patpakoniktim, yani kurmay yarbaydım. Şimdi general mayorum, köy genelken köyneyim, emekliyim. Ama 2018'de Azerbaycan'a gittik. Okulumuzu tekrar ziyaret ettik. Benim oradaki üsteğmen olan kursiyerlerim genel olmuşlar, albay olmuşlar. Şehitler Hiyabanı'nı gezdik, Fahri Hiyabanı gezdik. Efendim Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret ettik. Merhum Elçi Bey'in kabrini ziyaret ettik. Onlara dua ettik. Azerbaycan, ben oradayken de hep bunu söylüyorduk. Biz bir millet, iki devletiz diyorduk. İşte en sonunda da Dağlık Karabağ'da bir millet, iki devlet olduğumuzu gösterdik. Ermenilerin işgalinde olan Dağlık Karabağ, ana yurdumuzu Ermenilerin işgalinden kurtardık. Türk'ün gücü birliğindedir. Birlik olacağız, diri olacağız, iri olacağız ve 21. asrın Türk yurdu olması için tüm gayretlerimizi göstereceğiz. Ben Şuşa'nın kurtuluşu ile ilgili Azeri kardeşlerime, Azerbaycan'da yaşayan Türk kardeşlerime, soydaşlarıma en kalbi
sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 21. asrın Türk asrı olması dileğiyle en kalbi saygılar, sevgiler, sağ olun, var olun. Birlik, beraberlik ve kardeşlik için düzenlediğiniz programınıza davetinizden ve katılmaktan bir Kıbrıs gazisi olarak büyük onur duydum. Bu etkinliği tertipleyen Sayın Rüşat Aydoğan Başkanımıza, yönetim kuruluna, emeği geçen herkese şahsım ve tüm gazi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Kahraman değerlerimizi buraya davet ediyorum. Evet. Türkiye'nin gururu, saygıdeğer İçişleri Bakanımız, unutulmayan İçişleri Bakanı, Kahraman İdris Naim Şahin, PKK'nın korkulu rüyası değerli bakanım, hizmetlerinden dolayı şükran ve saygılarımıza zaten halinizi buraya davet ediyorum. Duygu ve düşüncelerinizi almak için. Evet, alkışlarımızla kahraman gazilerimize yakışan alkışlarla. Hadi gazilerim. Devletimize, milletimize kim nokta kadar hizmet ediyorsa baş tacımızdır. Allah onlardan razı olsun. Saygıdeğer bakanım geldiler. Size çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Gemimizde birlikte seyahat ettiğimiz çok değerli gönül dostları, vatan fedaileri, gaza meydanının erleri ve onların yakınları, şehitlerimizi unutmayan saygıdeğer gazilerimiz. Bugün bildiğiniz gibi ve bildirildiği gibi değerli kardeşimiz, Türkiye sevdalısı, yetmeyip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevdalısı, Türk dünyası sevdalısı, Türk milliyetçiliği aşığı, hayatını bu düşünce üzerine bina etmiş Rüşat Aydoğan Beyefendi ve ona eşlik eden, ona destek olan muharip gazilerimizin Avcılar Teşkilatı değerli başkanı Nurettin Ağoğlu Beyefendi'nin tertip ettikleri buluşmada Kuzey Kıbrıs harekatına uygun olarak karada değil deniz üstünde, su üstünde bir seyahati hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Müsaadenizle öncelikle kendilerine bu düşünceleri ve çabaları için, emekleri için, onlara yardımcı olan, destek olan tüm arkadaşlarımızla birlikte teşekkür ediyoruz. Biz onurlu Türk vatandaşı olarak, Türk vatandaşları olarak bugün kıvançlı günlerimizden birini yaşamaktayız. Birbirini tanıyan ya da yeni tanıyan kişiler olarak bugün bir gurur gününü hep birlikte idrak ediyoruz. Bugünün ayrıca özel anlamları var. Yeşil Vatanı kurtarmak üzere 47 yıl önce gerçekleşen harekatın 47. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Yeşil Vatan'da kuruluşunun 38. yıl dönümünü ifade ediyor. Bu bakımdan da çok değerli bir dönemi, bir anı idrak etmekteyiz. Sevgili gazilerimiz, sessizce değerlerimizi dinleyelim ve plaketini vermek üzere bakanımızın Gönül Ali Paşa'm verecek. Buyurun, burada efendim. Bakanlığı döneminde jandarma ihale düşlendi. Sağ olsunlar. Fakat ömrü vefa etmedi ama bizim her daim bakanımız, saygımız, sevgimiz sonsuz Sayın Bakanımız. Ben de bu bakanımıza plaketi vermekten çok büyük onur duyuyorum. Saygıdeğer milletvekilimiz Temel Coşkun Bey'e teşekkür ediyoruz. Plaketini vermek üzere
tüm General Tarık Özgür Paşa'mı davet ediyorum buraya. Saygıdeğer Paşa'm, şeref verin. Alkışlarla Kahraman Galata veriniz. Bugün sizin gününüz. Bu işler sizin şerefinize yapılıyor. Takdim ediyorum. Buyurun. Merhabalar. Türkiye'den kardeş Azerbaycan'a selamlar, sevgiler, saygılar. Yarın, yanılmıyorsam yarın değil mi? Kurtuluş günü dışının. O da kutlu olsun, mutlu olsun. İki kardeş millet, ağzı bir, dili bir, gönlü bir, gözü bir, ruhu bir. Ben bunu Doğu Beyt'te Tugay komutanıyken yaşadım. Nahçıvan'a bir ziyaret yaptım. Orada gördüm Azeri kardeşlerimi. Onların sıcaklığıyla, onların ev sahipliğiyle nasıl iki kardeş olduğumuzu, nasıl birlik beraberlik olduğumuzu bizzat iyi görev halinde yaşadım. Hatta eğer Altay Paşa vardı, eğer görev değilse ona da buradan çok saygılar, selamlar söylüyorum. Nahçıvan'a da kalbi şükranlarımı ve selamlarımı iletiyorum. Gününüz kutlu olsun. Gönlünüz sizinle. Saygılar, sevgiler. Bir de kendinizi deyin Tarık Paşa'm. Ben emekli tümgeneral Tarık Özkurt. 2015 yılında emekli oldum. En son görevim Fikret Haydarpaşa Hastane Komutanlığı'ydı. Daha sonra emekli olup İstanbul'a yerleştim. İki yaş daha indiriyorum. 18 yaşındasınız benim gazim, 18 yaşında. Saygılar sunuyorum. Evet, burada Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin derneği tarafından yapılan Kıbrıs Zaferi'nin yıl dönümü ve bağımsızlığının yıl dönümü olarak bir gemi turu vardı. Dolayısıyla biz de buraya katıldık davet üzerine. Burada aynı zamanda Kıbrıs'ın gazileriyle birlikte biz de o kutlamalarda yer aldık. Ayrıca Kıbrıs, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zafer yıl dönümünün yarın olduğunu da buradan ilan ettik ve onu da birlikte kutladık. Güzel bir kutlama oldu. Bizden de dar çerçevede katılım olmasıyla birlikte kutlamalar güzel oldu. Elbette ki Kıbrıs birinci, Azerbaycan Karabağ'da ikinci topraklarımızın geri kaytarılması hareketi idi. 200'e yakın askerim adına 4 şehit, 45 yaralı, 200'e yakın gaziler adına bu şildi gururla alıyorum. Evimin en mütena köşesinde saklayacağımdan emin olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.